Mehmet Haberal dünyayı bir kez daha başkent Ankara'da buluşturdu. Salgın nedeniyle uluslararası toplantıları ara vermeden Zoom üzerinden sürdürdü Haberal. Evet. Dünyada normalleşme süreciyle birlikte hasret sona erdi. Ve Haberal, Türkiye için bir gurur tablosuna daha imza attı. Çocuklarda karaciğer ve böbrek nakli konulu uluslararası sempozyuma 200'e yakın bilim insanı katıldı. Türkiye ve yurt dışından bilim insanları Kızılcahamam Pattaya Termal Otel'de bir araya geldi. Dünyanın dört bir köşesinden 100'ü aşkın bilim insanı ise video konferans yoluyla sempozyuma katkıda bulundu. Profesör Doktor Haberal açış konuşmasında kongreye katılan tüm meslektaşlarına teşekkür etti ve bilimsel sunumunu yaptı. Siz değerli misafirlerimizi burada ağırlamaktan onur duyuyorum ve çok mutluyum. Covid-19 tüm dünya için çok büyük bir sorun oldu ve ne yazık ki hala tüm insanlar için sorun yaratmaya devam ediyor. Birçok insan bu virüs yüzünden hayatını kaybetti. Allah dikkatli olun, ben buradayım. Bu küçük molekülü yaratıyorum ve istediğimi yaparım diyor bize. Ne olursa olsun sizler bu büyük probleme rağmen buradasınız ve farklı ülkelerden katılımcılar olarak bir araya geldik. Tüm dünyadan dostlarımı davet etmeye çalıştım. Ne yazık ki bazı arkadaşlarım Covid-19 nedeniyle gelemediler. Her ne olursa olsun biz bu tür toplantıları düzenlemeye devam edeceğiz. Organ nakli, organ nakline ihtiyacı olan bir hasta için yeni bir hayat demektir. Kronik organ yetmezliği olan insanlar senelerdir organ nakliyle hayat bulmaktadır. Böbrek nakli, karaciğer nakli ya da herhangi bir organ nakli yaparken yeniden yaşam yolculuğu başlatıyoruz biz. Örneğin böbrek naklinde bu yeni hayat ameliyat masasında başlıyor ve aynı durum karaciğer nakli için de geçerli. Hacettepe ve Başkent Hastanesi'nde 1975'ten günümüze kadar toplamda 3.288 böbrek nakli gerçekleştirilmiştir. Başkent Hastanesi'nde de 1988'den 2020'ye kadar toplam 701 karaciğer nakli yapılmıştır. Bütün nakil toplulukları bu yılın toplantısı Buenos Aires'te yapılacaktır. Ben de bu organizasyonun bilimsel programında başkanlık etmekteyim. Hepinizi bu toplantıya davet ediyorum. Henüz oluşma aşamasında olduğundan ne tür bir program olacağı belli değil. Ayrıca sizi 2023'te Türkiye'ye davet ediyorum. 2023 Atatürk sayesinde ülkemiz için çok önemli bir tarih. Ülkesiyle gurur duyan bir meslektaşınız olarak sizi 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te ülkemize davet ediyorum. Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi lütfen yaşam bağışlayın. Tekrar bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Thank you all. Once again. Açılış töreninde Pakistan'dan Profesör Doktor Adebul Rizvi, Mesot Başkanı Profesör Doktor Antoine Barbary, Asot Başkanı Profesör Doktor Gamal Sadi de Haberal'a teşekkür etti. Katılımcılara başarı diledi. Her zaman ilham kaynağım olan arkadaşım Mehmet Haberal'a, bölgedeki ve dünyadaki tüm organ nakli topluluklarına teşekkür etmeliyim. Bölgemizin pediatrik böbrek ve karaciğer transplantasyonunu geliştirmesi gerekiyor ve eminim ki bu konferans tüm katılımcılara pediatrik transplantasyonun zorlukları ve kısa ve uzun vadeli sonuçlarının değerlendirilmesi için bu fırsatı verecektir. Teşekkürler. Ankara'daki bu sempozyumda pandemi boyunca yaşadığımız tüm zor ve talihsiz olaylara rağmen şüphesiz Mesot, Türkiye Organ Nakli Derneği ve Türk Dünyası Organ Nakli Derneği, bölgemizde yüksek akademik ve kaliteli hasta bakımını sağlamak konusundaki kararlılığını ve özverilerini sürdürmektedirler. Profesör Haberal, çabalarını ve faaliyetlerini sadece Türk nüfusuna, milletine değil, özenini, vizyonunu ve misyonunu bölgeye ve dünyanın her yerine yaymaktadır. Orta Doğu'nun her yerindeki eğitim ve bilimsel bilgiyi yaymak ve tüm faaliyetlerini meslektaşlarımıza yaymak için büyük bir bölgesel çaba gösteren Mesot'u başlattı.
Afrika Organ Nakli Derneği'nin açılışına ve başlatılmasına sürekli ve coşkulu desteğini asla unutmayacağım. Ve Türk bayrağı altında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı bilim yolunda başladı bilimsel oturumlar. Suudi Arabistan'dan Profesör Doktor Faysal Şahin'in, Suriye'den Profesör Doktor Basam Said, İngiltere'den Profesör Doktor Nadey Hakim kürsüdeydi. Professor Haberal, thank you once again. Profesör Haberal'a bu konferansa davet edildiğim ve Ankara'da bulunma fırsatı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burası bizler için ikinci bir ev oldu ve burada bulunmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Tüm arkadaşlarımı tekrar görmek çok güzel. Şükür ki koronadan bir nebze kurtulduk ve birbirimizi yüz yüze görebiliyoruz. Daha sonra Güney Afrika, Ukrayna, Ürdün, Mısır, İran, Avustralya, Lübnan, Hindistan, Türkiye Cumhuriyetler ve Türkiye'den katılan bilim insanları sunumlarını gerçekleştirdi. Sempozyumun ilk günü Orkestra Başkent Akademi'nin konseriyle sona erdi. İkinci günse İran'dan Profesör Doktor Ali Malek Hüseyin'in sunumuyla başladı. Profesör Doktor Mehmet Haberal'ı Dünya Sağlık Örgütü ödülünden dolayı tebrik etti. İlk olarak Profesör Doktor Haberal'a pandemi döneminde düzenlemiş olduğu bu büyük ve nitelikli sempozyum için takdirlerimi sunmak istiyorum. Çalışkan ekibine de teşekkür ediyorum. Ayrıca Profesör Doktor Haberal'a almış olduğu 2022 ödülü için de tebrik etmek istiyorum. Daha fazla ve daha önemli ödülleri hak etmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şuna eminim ki kendisi asla ödül peşinde değildir. Onun en büyük ödülü insanlığa hizmet edebilme ayrıcalığı ve Tanrı'nın takdirini kazanmaktır. Benim görüşüme göre Profesör Doktor Haberal muhteşem bir insan. Bir insanla toplanabilecek tüm iyi özellikleri karakterinde taşımaktadır. Dürüst, mütevazı, cömert, en önemlisi gördüğüm en iyi liderlerden biridir. Mehmet Haberal her zorlukta önderlik yapabilen bir liderdir. Şiddetli fırtınalarda gemisini rahatlıkla kıyıya geri getirebilenlerden, kendisiyle tanıdığım en dindar kişilerden bir tanesidir. Kutsal kitap Kur'an'ı çok iyi bilmekte ve sadece Tanrı'ya güvenmektedir. Sıradan olmayan muhteşem bir insan olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle gurur duyuyorum. Bence Tanrı'nın takdiri onun için ödüllerin en iyisidir. Her şeyin en iyisini hak ettiğine yürekten inanıyorum. Profesör Haberal is... Sunumunun ardından Profesör Doktor Mehmet Haberal, kendisinin aday gösterdiği ve kabul edilen Amerikan Cerrahlar Koleji Onursal Üyelik Ödülünü Malek Hüseyin'e takdim etti. Thank you so much. Daha sonra Mısır'dan Profesör Doktor Rafet Kamel, Amerika Birleşik Devletleri'nden Profesör Ignazio Marino, yine Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Profesör Doktor Hasan Yersiz, Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetlerinden katılan doktorlar bilimsel sunumlarını yaptı. Yoğun ve verimli geçen sempozyumun sonundaki kapanış seremonisinde ev sahibi Profesör Doktor Haberal kürsüdeydi. Katılan meslektaşlarına teşekkür etti. Pandemic, COVID-19 pandemic and second. Hepinize teşekkürler. Çok zor bir dönem olan COVID-19 pandemi sürecinde olmamıza ve zorlu kış koşullarıyla yoğun kara rağmen bir araya gelmeyi başardık. Bugünkü toplantımızda çok verimli ve başarılı geçti. Onur duyuyorum, mutlu ve gururluyum. Bu toplantıyı düzenlemeye karar verdiğimde kaç meslektaşımın katılabileceğinden emin değildim. Ve bu toplantıyı nasıl başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliriz diye düşünüyordum. Malumunuz tüm dünyanın yaşadığı zor bir dönemden geçiyoruz. Şu an yaklaşık 200 civarında meslektaşımın katılım gösterdiğini öğreniyorum. Bu yüksek rakam çok iyi, memnuniyet verici. 19 ülkeden katılımcı var. Ülkelerini burada temsil ettiler. Bu çok önemli çünkü bu toplantıda organ nakli alanındaki konular ve yeni gelişmelere yer verildi. Bu sene Nakil Derneği toplantımızın Buenos Aires'te yapılacağını hatırlatmak isterim. Ben de bu organizasyonun bilim kurulunda başkanlık görevindeyim. Bazen farklı farklı toplantılarda bizim bölge üye sayımızı %5'lik bir oranla tablonun en altında görmekteyim. Bu gerçekten çok düşük bir rakam ve kabul edilemez. Oysa ki bizim bölgemizde birçok nakil faaliyeti gerçekleştirilmekte. Sürekli meslektaşlarımı en azından bir nakil derneğine üye olmaları için teşvik ediyorum. Bu Orta Doğu Organ Nakli Derneği olabilir, Türkiye Organ Nakli ya da Türk Dünyası Organ Nakli Derneği de olabilir. Ve hatta onlara bağlı organlar.
Aklı kurtaracaklar. Hepinize çok teşekkür ediyor ve bir kez daha Türkiye'ye, Ankara'ya ve Kızılcahamam'a hoş geldiniz diyorum. Thank you. Meslektaşları da salgın dahil her dönemde bölgeye ve dünyaya verdiği katkılarından dolayı Haberal'a teşekkür ederek sempozyum için tebrik etti. Thank you. I'm really sorry I didn't make additional effort to be with you tonight. Congratulations, Professor Haberal, and my appreciation for the very prestigious meeting. Congratulations, Professor Haberal. Sempozyum aile fotoğrafıyla sona erdi. Profesör Doktor Mehmet Haberal konuklarını Gölbaşı Pataya Lakeside Resort Otel'deki akşam yemeğinde ağırladı. Konuklar önce fizik tedavi ve spa merkezini gezdi. Yemeğe geçtiklerinde kendilerini bir sürpriz bekliyordu. Haberal mutfak önlüğünü giydi, fırının başına geçti. Elleriyle dostlarına pide yaptı. Asistan istemiyorsunuz. Asistan Celim. Asistan yani. İstemiyorsun. Ve tulum eşliğinde horon başlarken Profesör Doktor Haberal alkışlarla davet edildi. İnsanları Haberal'ın horonunu ilgiyle izledi. Cep telefonlarına kaydetti o anları. Ve alkışlarla tebrik etti. Mehmet Haberal iki günün ardından meslektaşlarını ülkelerine uğurladı. Bilim insanları Ankara'dan teşekkür ve minnetle ayrıldı. Okay. Thank you. And okay. I will talk about Africa too. Okay, see you.